32 hala 32 dev hizmet. Dev yatırımlar Kula'da hizmet ediliyor. Amacımız hizmet, sevdamız Kula. Şimdi değişim zamanı Hüseyin Tosun'la diyerek çıktıklar. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren daha çağdaş, daha güzel, daha yaşanabilir bir Kula için çalıştık. Canla başla. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'le uyumlu bir çalışma içinde sürdürdüğümüz ortak projelerle Kula'da yaşam standartını en yüksek seviyeye çıkarmaktır yolumuz. Kula değişiyor. Kula gelişiyor. Hak ettiği yerlere Büyük Başkan Cengiz Ergün ve Hüseyin Tosun'la yürüyor. Kula Belediyesi Başkan Hüseyin Tosun'un liderliğinde özveriyle çalışan meclis üyeleri ve uzman kadrosu ile Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün Manisa bölgesine duyduğu hizmet aşkıyla Kula'da 32 ayda 32 dev projeye imza atmış ve atmaya devam etmektedir. Kula'da prestij caddelerimiz artık daha aydınlık ve daha modern. Ayrıcalık mekanlardan ayrıcalık yarınlara diyerek caddeler, parklar, camiler, havuzlar aydınlatıldı. Kula'ya daha modern bir durum kazandırıldı. Bütün altyapı çalışmaları tamamlanarak daha sağlıklı hale getirildi. Yunus Emre Caddesi, Mahmut Dede Caddesi, Tatlık Emre Caddesi, Mevla
Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı'nda yollar ve ışıklandırmalar yenilendi. Türkiye'nin ilk ve tek dünyanın 99. Jeoparkı olan Kuva Jeoparkı'nda yepyeni projelere imza atıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün girişimleriyle Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kuva Belediyesi ve Salih Belediyesi'nin ortaklığında Kuva Merkezi Jeopark Belediyeler Birliği kuruldu. Kuva'nın doğal ve tarihi zenginliklerinin daha iyi tanıtılarak turizm potansiyelini geliştirmek başlıca öncelikler arasında alındı. Tarihi Kuva Çarşısı ve Araçların yeniden hayat bulması için restorasyon projesi hazırlandı. Beylerbeyi restorasyon çalışması tamamlandı. Ali Kutlu ve Zeynep Onbaşı evlerinde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Rahmi Erdil evinin restorasyonu için start verildi. Engelleri aşmak için Engelsiz Yaşam Merkezi kuruldu. Bülent Ecevit Engelsiz Yaşam Parkı inşa edildi. İyi bir gelecek ve iyi nesiller için eğitim faaliyetleri hızlandırıldı. MASMEK eğitim seferberliği ile üniversiteye hazırlık kursları açıldı. Ayrıca Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi hizmete girdi. Vatandaşların sorunlarına daha hızlı çözüm üretmek için Kula Belediyesi Çözüm Merkezi kuruldu. Kula'da Gıda Bankası kuruldu. Dar gelirli ailelerin umudu oldu. 32 dairelik yanık ülke konutlarının temeli atılıyor. Kula ulaşımda da değişim içerisinde. Kula merkezden en uzak noktalara kadar konforlu ulaşım hizmeti sağladı. Kula Belediyesi sporda da atılımlara devam ediyor. Çukurbağ kapalı halı sahası, Sarıgöz Kur'an kursu halı sahası ve İmam Hatip Ortaokulu halı sahası vatandaşların hizmetine gidiyor. En özel günlerimiz için düğün salonları projelerimiz hızla devam ediyor. Körez Mahallesi düğün salonu inşası tamamlandı. Encekler düğün salonu tamamlandı. Çarıkballı düğün salonunun temeli atılıyor. Kula, Merkez İtfaiye Amirliği yeni, amacına uygun ve donanımlı binasına kavuştu. Başıbüyük İtfaiye Müfreze Binası inşa edildi. Gökçeören İtfaiye Müfreze Binası inşa edildi. Kula'da yol ve asfaltlama çalışmaları hızlandırıldı. 100 kilometrelik statik kaplama asfalt yolu yapıldı. Böylece köylerimiz arasında ulaşım daha güvenli hale geldi. Kula, Serendi arası 42 kilometrelik sıcak asfalt yol çalışması tamamlandı. Cumhuriyet Caddesi'ne 25 metre genişliğinde yol açıldı. Dereköy'de Kula'nın pilot ve örnek mahallesi olarak altyapı ve üst yapı tamamen yenilendi. Diğer mahallelerimizde de aynı çalışmalar hayata geçirilecek. Hayatören, Başıbüyük, Encekler ve Saraçlar'da altyapı çalışmaları tamamlandı. Kulus Emre ve Tapçuk Emre türbelerinde meydan ve çevre düzenlemesi projesi hazırlandı. Maski ve Kula Belediyesi ortak çalışmalarıyla Kula'da 25 yıllık borular değiştirildi. Daha sağlıklı içme suyu elde edildi. Kanalizasyon ve yağmur suyu hatları yenilendi. Dere ıslah çalışmaları hızla devam ediyor. Maski ile köylerde içme suyu temin için sondaj çalışmaları hızlandırıldı. 32 ayda 32 dev hizmet. Kula daha da büyüyecek, gelişecek. Ses.
Sayın Manisa Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Kula Belediye Başkanım, Sayın İlçe Belediye Başkanlarım, Sayın İlçe Emniyet Müdürüm, Sayın Genel Sekreterim, Sayın Maski Genel Müdürüm, Sayın Genel Sekreter Yardımcılarım, Sayın Genel Müdür Yardımcılarım, Sayın Daire Başkanlarım, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, değerli muhtarlarımız, çok kıymetli basın mensupları, açılış münasebetiyle ilçemize gelen siz değerli misafirlerimiz ve pek kıymetli Kulalı hemşirelerimiz, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kula Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği 32 ayda 32 dev hizmet, toplu açılış ve temel atma törenine hoş geldiniz. Programı arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, toplu açılış töreni, Mevlana, Mehmet Akif Ersoy, Tapduk Emre, Şehitler, Yunus Emre ve Mahmut Dede Caddeleri açılışı, Turgut Özal Bulvarı açılışı, Kula Gençlik Merkezi açılışı, Gıda Bankası, Beylerevi, Merkez İtfaiye Amirliği yeni bina açılışı, Çukurbağ Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi, Çukurbağ Kapalı Halı Saha açılışı, Engelsiz Yaşam Merkezi açılışı, Yanık Ülke Konutları temel atma töreni, Cumhuriyet Caddesi 25 metrelik yol açılışı, Kula Selendi 42 kilometrelik sıcak asfalt yol açılışı, Dereköy Mahallesi alt ve üst yapı açılışı, Körez Mahallesi düğün salonu açılışı, program kapsamında yine toplu açılışı ve temel atımı yapılacak hizmetleri sayıyorum. İmam Hatip Lisesi, Sarıgöz Kur'an Kursu halı saha açılışları, Bülent Ecevit Engelsiz Yaşam Parkı açılışı, İmam Hatip Lisesi, Gökçören Başıbüyük Mahallesi İtfaiye Müfrezesi açılışları, Kula Ejeha Parkı'nı keşfet projesi açılışı, Encekler Mahallesi düğün salonu açılışı, Çarıkballı Mahallesi düğün salonu temel atma, 100 kilometrelik sati kaplama asfalt yol açılışı, Ayazören, Başıbüyük, Encekler ve Saraçlar Mahallesi altyapı açılışları arz ederim. Sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere aziz şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşuna ve takibinde İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum.
Teşekkür ediyorum. 32 ayda 32 dev hizmet, toplu açılış ve temel atma törenimize katılamayıp telgraf aracıyla iyi dileklerini sunan milletvekillerimizin isimlerini okumak istiyorum. Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili. Mazlum Nurlu, Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili. Profesör Doktor Kamil Aydın, Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum Milletvekili. Nuri Okutan, Milliyetçi Hareket Partisi Isparta Milletvekili. Erkan Akçay, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Manisa Milletvekili. Emin Haluk Ayhan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili. Ahmet Kenan Tanrıkulu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili ve Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı. Değişen ve gelişen Kula'nın mimarı, göreve geldiği ilk günden itibaren ilçemiz adına gecesini gündüzüne katan Kula Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Tosun'u konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Şimdi kupalarıyla yepyeni atılımlar ve projelere devam ediyoruz. Amacımız hizmet, sevdamız Kula. Şimdi değişim zamanı Hüseyin Tosun'la diyerek çıktık yola. Her şey Kula ve Kulalılar için. Her şey bu vatan için, Kula'ya hizmet için. Baştan başa Kula'da gönüller yapmak için. Bütün güzellikleri hep paylaşmak için. Çok saygıdeğer Büyükşehir Belediye Başkanım, saygıdeğer eşleri hanımefendi, Salihli, Alaşehir, Selendi ve Sarıgöl Belediye Başkanlarım, çok değerli Genel Sekreter Yardımcılarım, çok değerli ilçe başkanım, çok değerli MASKİ Genel Müdürüm, saygıdeğer daire amirlerimiz, çok değerli meclis üyesi, il meclisi arkadaşlarımız, çok saygıdeğer sivil toplum kuruluşu başkanları ve de yöneticileri, çok saygıdeğer muhtarlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, adını sayamadıklarımız, hepinizi bu güzel bayram gününde, bu güzel açılışta sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Değerli kulallar, öncelikle bu hizmetlerin kulağımıza ve de memleketimize hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Bundan 2,5 sene önce Kula'da tarih yazan kardeşlerimize ve Kula'nın değişimini, Kula'nın gelişimini, Kula'nın ilerlemesinde bizleri katkı sağlayan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Beni ve arkadaşlarımı 30 Mart yerel seçimlerinde Kula'nın daha iyi bir yere gelmesi için göreve getirdiniz. Yani şehri emin dediniz. Bizim lügatimizde emin, İnanılan, güvenilen, emanet edilen demektir. Şehri emin ise şehri emanet edilen başkan demektir. İki buçuk yıldır görev aldığımızdan bu yana sizlerin bana ve arkadaşlarıma vermiş olduğunuz bu görevi
gözümüz gibi bakmaya kendimize şiar edindik. Çünkü bizim inancımızda emanet kutsaldır. Kulamızın kültürünü, kulamızın sanatını, kulamızın tarihi ve mimari dokusunu korumak, bugünlere taşımak ve en önemlisi insanı korumak, bunun için tedbirleri almak bizim için en önemli emanetlerdendi. Göreve geldiğimizden bugüne canla, başla, arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz. Bir taraftan eskiyi korup yenilerken, diğer taraftan şehrimize modern ilaveler yapıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'le birlikte belediyemizin artarak devam eden kentsel, çevreşel, şehirleşme çalışmalarımız da hızla sürüyor. Kula sadece Manisa'da değil, Türkiye'deki artık şehirler arasında gözle görülür bir yükseliş yaşıyor. Artık modern çizgileri taşıyan caddeleri eşsiz aydınlatma ve kent estetiği tasarımlarıyla görsel ve de yaşamsal kaliteyi hepsini bir arada Kulalı halkımıza sunuyoruz. Bizler Kula'yı inşa ederken sadece alt veya üst yapıyı değil, her yönden ele alıyor ve gelişmesine katkı sağlayacak, şehir ekonomisini canlandıracak, esnafımıza destek olacak projeler üretmeye çalışıyoruz. Değerli dostlar, değerli Kulalılar, görevimize en temel sorunları çözmek için işimize başladık. Önce planlama dedik. Ardından yıllarca ihmal edilmiş olan altyapı dedik. Sağlıklı altyapılar veya üst yapılar ancak sağlıkla çalışan altyapıların üzerinde hayat bulurlar. Temeli sağlam olmayan bir işin eninde ve sonunda patlak vereceğini bildiğimiz için önceliğimiz bu alandaki yatırımlar oldu. Tam burada ben özellikle MASKİ Genel Müdürümüze, tüm daire amirlerine, tüm çalışanlarına, tüm ekiplerine, Kula'ya verdikleri sonsuz destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. Evet. Gerek büyük şehrimizin, gerekse bizim yereldeki yürüteceğimiz çalışmalarla Kula'yı kısa, orta ve de uzun vadelerde büyük projelerle buluşturmayı hedefledik. Çünkü Kula ellerin kenti olacak. Çünkü Kula'ya küçük düşmek hiçbir zaman yakışmadı, yakışmayacak. Ben Kula için hayallerimi hep yüksek tuttum. Altyapıdan ulaşıma, çevreden eğitim, kültür, sanat ve turizme, onlarca konuda Kula'nın zirvede olması için çalışıyor değerli kardeşlerim. Geleceğin Kula'sı inşallah yaşanabilir bir kent olmanın yanında aynı zamanda dünya çapında bir turistik destinasyon olacağını düşünüyorum. Buna inanıyorum. Bunun için de çalışmalarımızı devam ediyoruz. Yunus Emre'sinden peri bacalarına, tarihi Kula evlerine, emir kaplıcalarına, jeoparkına, sanat ve kültürüne kadar rüya gibi bir tatil vadeden inşallah bir turizm kenti olacak. İşte Kula'nın farkı bu. Büyük şehrimizin, Cengiz Ergün Başkanımızın farkı burada değerli kardeşlerim. Bakınız nereden
nerelere geldik. Ama inşallah daha iyi olacak. İnşallah daha güzel olacak. Çünkü sizlere bu yakışıyor ancak. Onun için tüm yatırımlarımızı resmen bugün açıyoruz. Yatırım listesini arkamda gördüğünüz gibi oldukça uzun. Ama bunların arasına şöyle bir baktığımızda birçok daha hizmetin, birçok daha yatırımın olmadığını görüyorsunuz. Yani açılışlar bunlardan ibaret değil. Orhan Acar binasını saymıyoruz. 11 kilometrelik asbest boruların değiştirilmesini, yeni PVC içme suyu borularıyla değiştirilmesini saymıyoruz. 50 kilometreden fazla su, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını saymıyoruz. Elektrik ve telefon kablolarının yer altına girdiğini saymıyoruz. Yüzyıldır belki de köylerimizdeki arazi yollarının, tarla yollarının açılmasını saymıyoruz. İçme sularını, katı atık sularının bertaraf edilişini, otobüsleri, bunları teker teker sayarsak akşam ederiz. Sevgili kulallar, çok değerli Deniz Başkanım, şu yapılan prestij caddeleri peyzaj ve de kent estetiği Kulay'ı marka kent haline getirdi. Yunus Emre Caddesi yeni garaj caddesindeki bizim deyimimizle belki zamanında orada 50'ye yakın çam ağacını kaldırmak durumunda kaldık. Onlar çürümüş, 50 yaşını aşmış ve gerek fırtınada, gerek kar ve yağmurda insanların can ve malını, güvenliğini tehlikeye sokuyordu. Ama şimdi yerine 75 adet, Mevlana Caddemizde beraber sayarsak 228 adet ağaç diktik. Bir bardak suda fırtına koparanlar, garaj caddesi kötü mü oldu? Şimdi modern, şimdi görünümü bir başka, şimdi ancak kent havasına girdi. Onun için şehir planında risk almak gerekiyor değerli kardeşlerim. Yapılanlar elbette önemlidir ama biz gözümüzü daima geleceğe dikeceğiz. Allah uzun ömürler versin. Cengiz Başkanım bize destek verdiği müddetçe yeni yatırımların, yeni hizmetlerin müjdesini hep beraber vermeye devam edeceğiz. Birazdan belki başkanım yapılanları sizlere anlatacak. Ama müsaade ederseniz ben birazcık Kula'nın geleceğinden konuşmak istiyorum. Seçim çalışmalarını yaparken önceden pazar yeri olan fakat her zaman milletin şaibeli bakışlarına sebep olan bir yerimiz vardı. Bu çalışmaları yürütürken milletin orada gözü olduğunu, pazar yerinin pazar yeri olarak kalması gerektiğini, kimseye rant kapısı olmaması gerektiğini söylemiştik. Bilirkişi raporları geldi. Bunlardan bir arkadaşımız emlak, istimlak çalışmaları yaparken 45 bin dolara almış oldu. Yani bugünün şartlarında 120-130 bin liraya almış olduğu yeri 2,5 milyon, bir diğer arkadaşımız da 400 bin liraya almış olduğu yeri 5 milyon para istemişti. Dünyanın hangi para birimi 3-5 sene gibi bir kısa zamanda 10 katı 15 katı bir prim yapar ki? İşte şimdi emlak istimlak çalışmalarını başladı. 45 bin dolar olan yeri 1 milyon 200 küsür bin lira Büyükşehir Belediye Başkanımız hesaplarına geçti. İnşallah diğer yerde rakam netleştikten sonra, bilirkişi raporu geldikten sonra gene hesaplarına geçerek orada milletin özlediği, milletin istediği
pazar alanımızı Cengiz Ergün Başkanımız sayesinde 2017'de yapmış olacağız. Tabii bunlar yapılırken yaklaşık 2 sene geçti, 2,5 sene geçti. Dedik ki başkanım 2,5 sene geçti. O zaman dedi başkanım söyle içerisine bir gençlik merkezi de bizden hediye olsun. O da gecikme zammı olsun dedi. Kardeşlerim, KULA'yı geliştirmek, KULA'yı değiştirmek ve ayağa kaldırmak için 2014 yılı 30 Mart'ından beri meclis üyelerimizle, belediye personelimizle kapsamlı çalışmalar yapıyoruz. Yeni KULA diğer alanlarda olduğu gibi yüksek okulun geliştirilmesinde büyük bir değişim ve de dönüşüm yaşıyor. Üniversite dediğimiz kurum eğer araştırmanın, geliştirmenin, yenilikçiliğin kompedanı ise KULA'nın her alanında kalkınmasına, ilerlemesine, büyümesine katkı sağlayacak bu yüksek öğretim kuruluşuna, öğrencilerine, öğretim görevlerine şiddetle ihtiyacımız var dedik. Ocak ayı sonunda Allah nasip ederse inşaatını tamamlayacağız ve üniversite binamızı Celal Bayar Üniversitesi'ne teslim edeceğiz. Burada sesimizi duyan İstanbul'daki hayırseverimiz Hüseyin Akkan abime sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkürü bir borç biliyorum. Biliyorsunuz KULA'nın tarih ve coğrafya zenginliklerinden birisi de jeoparktır. KULA tarihi değerleri olduğu gibi eşsiz doğası ile de dikkat çeken bir ilçemizdir. KULA'daki jeopark alanının turizm ve dünya mirasına kazandırılması amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyemiz öncülüğünde Salihli Belediyemizle birlikte merkezinin KULA olduğu Jeopark Belediyeler Birliği'ni geçtiğimiz günlerde kurduk. Artık jeopark ve miras niteliğindeki bu yerler bölgemizde yerelde ekonomik kalkınmayı, gelişmeyi jeoturizm yoluyla sağlayacak olup halkın bölgeye özgü ürünleri oluşturmasına, yeni olanakları elde etmesine, iş ve istihdama, şehrimizdeki, bölgemizdeki yaşam kalitesinin artmasına, yerel halkın kendi bölgesine sahip çıkmasına, aynı zamanda göçün önlenmesini sağlayacaktır. Bu hizmetinde KULA'mıza hayırlı ve de uğurlu olmasını dilerken, burada özellikle KULA'nın tarihinde, jeoparkında her türlü geçmişten günümüze taşınması gereken tarihi ve kültürel değerlerinde sanki KULA'nın özel elçisi gibi çalışan Manisa Büyükşehir'imizin çok kıymetli Cengiz Ergün'ün kıymetli danışmanı Azmi Açıkdil abimi de huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Hepinizden kuvvetli bir alkış istiyorum. Evet, bugün yine açılışını yapacağımız Engelsiz Yaşam Merkezimizde de gene fuaye alanları, kafeler, atölyeler hepsi bulunmakta. Son dönemde Türkiye'nin çeşitli yerlerinde engelliler için çok güzel projeler uygulanıyor. Biz de ZEKA ile beraber bu projeyi uyguladık. İnşallah bugün açılışı yapılacak, inşaatı bitmek üzere. Kardeşlerimize de buradan hayırlı ve de uğurlu olmasını temenni ediyorum. Her alanda yoğun çalışma yaptığımız belediye çalışanlarımız ve meclis üyelerimizle beraber yıllardır kangren olmuş ve artık KULA'yı can vermek yerine canından bezdirmiş yılan hikayesine dönen
bir hastanemiz var. Göreve geldiğimiz ilk günden beri çalışmalarımızı bunun üzerinde yoğunlaştırılmış ve 13 yıldır hastane arsası arıyoruz diye bu milleti uyutanlara veya gerçekten hastane arsasını bulamayacak kadar uyuyanlara 2015 yılının 5. ayında Sağlık Bakanlığı'na hastane arsamızı teslim ettik. Tam 18 ay olmuş. Tam 18 ay olmuş. Artık ve bunun önüne de şu an biliyorsunuz Kavacık'tan Kula'ya gelen 25 metrelik yolu da Cengiz Ergün Başkanım sayesinde açtık. Bu sene ham, inşallah gelecek sene de asfaltını atacağız. Artık Sağlık Bakanlığı'na da uyanmasını talep ediyoruz. Eğer Sağlık Bakanlığı da uyanmayacaksa söylesinler, biz onun da bir çözümünü buluruz değerli arkadaşlar. Merhum Neşet Ertaş, aşk ile çalışan yorulmaz diyor. Aşk ile çalışan yorulmaz diyor Neşet Ertaş. Biz de inşallah hep beraber büyük şehrimizle, meclis üyesi arkadaşlarımızla aşk ile çalışıyoruz. Yorulmadık. İnşallah bu memleket için yorulmayacağız değerli kardeşlerim. Yapanı, yapılanı her zaman takdir ediyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta spor kompleksimizin ihalesi yapıldı. İçerisinde olimpik yüzme havuzu olan güreş eğitim merkezine varıncaya kadar basketbol, voleybol, handbol sahalarının fitness salonuna varıncaya kadar bir sürü özellikleri içerisinde barındıran spor kompleksimizin ihalesi yapıldı. Yaklaşık bir senedir de bu projenin üzerinde gerek çalışma noktasında gerekse arsaları noktasında Kula Belediyesi olarak çalışıyorduk. Hamdolsun buradan Spor Toto Teşkilat Başkanımız, kendisi Kulalı Sayın Mehmet Muharrem Kasaboğlu'na şükranlarımı ve de teşekkürlerimi sunuyorum. Spora yatırım bu kadarla bitti mi? Bitmedi. Çukurbağı ayağa kaldırdık. Kapalı halı saha yapıyoruz. Bitti. Bunun yanında İmam Hatip Lisesi'ndeki evlatlarımıza halı saha yaptık. Onun hemen yanında Sarıgöz Camii'deki hafızlık çalışan kardeşlerimize yine halı saha yaptık. Güle güle kullansınlar. Helali hoş olsun Cengiz Başkanım'ın deyimiyle. Ve okullardaki camilerimizdeki yardımlarımız hiçbir zaman eksik olmadı. İnşallah ilerleyen dönemlerde de eksik olmayacak değerli kardeşlerim. Değerli şoför kardeşlerim, oto terminal noktasında da kamulaştırmalar bitti. Proje çalışmaları yılbaşından sonra inşallah başlayacak. 2017 yılı içerisinde muhtemelen temelini atıp 2018 yılı içerisinde de şoför kardeşlerimiz oraya geçmiş olacaklar. Birazdan Cengiz Başkanım da buradan o müjdeyi verecektir. İlçemizin bir diğer sorunu ise hayvan pazarı. Evet, hayvan pazarı inşallah yılbaşına kadar kamulaştırmaları bitmiş olacak. Onunla beraber Mart ve Nisan ayına kadar da gene mezba yapımımız tamamlanmış olacak. Değerli dostlar, Yunus Emre Caddesi bizim deyişimizde ana cadde, tarihi cadde. Dükkan sahiplerinden muafiyetler bitti, alındı biliyorum. Yaklaşık maliyetlerde çıktı. Muhtemelen yıl başında inşallah oranın da imalatı başlamış ve tarihi çarşımız inşallah baştan aşağı tabelalarından, çatılarından, oluklarından yer döşemesine varıncaya kadar 2017 yılının belki de 6. 7. ayına kadar yapılmış olacak. Biliyorsunuz o caddenin bitiminden sonra
eski İmam Hatip Lisesi'nin eski ekin yoncası dediğimiz bir alan var. Adnan Menderes Meydanı. 8 dönümlük, 8000 metrekarelik bir alan. Emlak İstimlak Dairesi bu konuda Manisa Büyükşehir'imizin çalışmaya başladı. İnşallah oradaki zaten belediyenin olan dükkanları 3-5 aya kadar kaldıracağız ve emlak istimlak çalışmalarından sonra o alanı, Adnan Menderes alanını tamamen açıp oraya Sayın Cengiz Ergün Başkanımızın da Kulay için, bütün bu tarihi özellikler için bir müze yapımı ile ilgili sözleri var. İnşallah onlar bittiğinde bu müzemizi de, orayı, onun yanında da gene meydan düzenlemesini yapmış olacağız. Evet, tarihe hizmetimiz bu kadarla bitiyor mu? Evet, bitmiyor. Eski Kula dediğimiz Seyit Ali Mahallesi, Cami Cedid Mahallesi, Kenan Evren Mahallesi, Akgün Mahallesi'nin bir bölümlerinde kalan tarihi evlerimizin olduğu eski kulamızı inşallah MASKİ Genel Müdürlüğümüz çalışmalarına başladı. Su, kanalizasyon, yağmur suyu gibi hatlarına yer altına alıyoruz. Bunun yanında Gediz Elektrik, elektrik kablolarını, telekom, telefon kablolarını, itfaiye amirliği de itfaiye hidrantlarını, musluklarını yer altına almak üzere 2017 yılı için çalışmalarımız başladı. Belki aynı şu an Kula'da olduğu gibi, Kula'nın Yunus Emre, Tapduk Emre, Mevlana caddelerinde olduğu gibi eski Kula'da 2017 yılı içerisinde belki bir sıkışıklık olacak. Belki bir rahatsızlık vereceğiz. Ama olduktan sonra da herkes mutlu olacak. Ve oradaki tarihi evlerini terk edip buradaki yeni yerleşim yerlerine gelmeyecekler. Veya gelseler de belki yazın orada durmak için tekrar evlerine dönecekler. Arzumuz bu. Oradaki yer döşemeleriyle, ışıklandırmalarıyla tertemiz eski bir kula oluşturmak değerli kardeşlerim. Değerli kulalılar, sevgili kardeşlerim, her alanda yapılan bu hizmetler elbette halkımızı mutlu ediyor. Onlar mutlu oldukça bizler de keyifleniyoruz. Ama zaman zaman bizleri üzen, zaman zaman sıkıntıya sokan şeyler olmuyor mu? Elbette oluyoruz, biliyoruz. Ama bunlara da katlanmak zorundayız. Kula Ankara asfaltı üzerinde ve bu D300 karayolu Kula şehrini ikiye bölen, şehirleşmeyi ikiye ayıran bir noktada, bir konumda. Bildiğiniz gibi orada benden önceki belediye başkanlarımız da yaklaşık 8-10 senedir Karayolları Genel Müdürlüğü ile yazışmalar yapmışlar. Çizişmeler yapmışlar. Buraya jandarma kavşağına, Egemen kavşağına ve Orhan Acar kavşağı diye bildiğimiz yerlere kavşak projesi yapılması gerektiğini söylemişler. Bu yazışmalar sürmüş gitmiş. Ama bu dönemde biz yine 2015 yılının 5. ayında Karayolları Genel Müdürlüğü'ne müracaat ettik. Dedik ki bu kavşakları yetkisini bize verin. Yetkisine büyük şehre verin. Tamam. Şimdi Karayolları Genel Müdürlüğü'nden bize gelen cevap ise Kula'nın kavşaklara ihtiyacı olmadığı. Şimdi böyle bir şeyi benim kabul edebilmem, kabullenebilmem mümkün bir şey değildir. Buradan Karayolları Genel Müdürlüğü'ne sesleniyorum. Ya kavşakları yapsınlar ya da kavşakları Manisa büyük şehrimize yetki versinler. Kula'yı, bunun adı ne olursa olsun, ister Karayolları Genel Müdürlüğü ister başka bir şey, Kula'nın önünü kimseye kapattırmaz, tıkattırmayız. Biz ısrarla yeni Kula derken
birileri hala eski kulağın hasretiyle yanıp tutuşması herhalde gözünüzden kaçmıyor. Bizler burada başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere teşkilatımızla, meclis üyelerimizle beraber kulağa efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Bu hizmetleri engel olmaya çalışanlar eğer siyaset yapıyorlarsa bunun adı siyasi sapkınlıktır. Bunlar eğer siyasette, bunlar siyaseti de bilmiyorlar. Bunlar siyaset cahili. Bunlar literatür cahili. Artık halk kararını vermiş. Sizin yapılan hizmetlere engelleme gibi bir yetkiniz, hatta gücünüz de yok. Siz bu halkın seçtiklerini kuzu kuzu takip edeceksiniz. 30 Mart'ta arkadaşlarımızla beraber bir yola çıktık. Sizler de bize %54 gibi rekor bir oyla göreve getirdiniz. Peki onların hali ne oldu? Hiç. Yarın olacağı yine o. Kulağın değerlerine düşmanlığı siyaset sananlar. Yaşadıklarından ders almadıkları gibi tam aksine demek ki kinlerini ve hırslarını sürekli biledikleri anlaşılıyor. Yoksa hangi aklı başında bir insan yapılan hizmetlere engel olmaya cüret eder ki? Bugüne kadar şu arkamdaki hizmetlerin ve saydıklarım yapılan eserleri kulallardan esirgeyenler, kendi refah ve konforlarını kulaya hizmetin önünde tutanlar, Ankara'ya, makamlara, ihtiyaçları için gelenlerin önüne önce kimliklerini, sonra sülalelerini soranlar, kölelik ve sömürgecilik döneminin kalıntısı zihniyetlere önce Allah'a, sonra sizlere havale ediyorum. Eskiler derler ki, doğru yerinden kalkana kadar yalan dünyayı dolaşırmış. Biz doğruları söyleyeceğiz. Doğruları anlatmadığımız her yerde yalanın müteaddit defalarca tedavüle sokulduğunu hiçbir zaman unutmayacağız. Öyle mi? Bizim için önemli olan şimdi imtihanı geçmek. Meclis üyelerimle, teşkilat başkanımla, bu arada teşkilat başkanımız Sayın İbrahim Kilimci'yi, yönetim kurulu üyelerini, Ülke Ocakları Başkanımızı ve yöneticilerini buradan şu 2,5 senedir göstermiş oldukları anlayıştan, güzellikten, uyumlu çalışmadan dolayı teşekkür ediyorum. Alkışlarınızı istiyorum. Bu meydan Yunus Emre Kent Meydanı. Yunus'un gönül ikliminin sevgi atmosferinde Elif okuduk ötürü, pazar eyledik götürü, yaradılanı hoş gördük, yaradandan ötürü deyip isterse sözü Yunus'a bağlayalım. Horasan'dan kopup gelen sevgi yumağı Yunus, adeta Anadolu'nun peteklerine dolan bir bal gibidir. Ben gelmedim dava için, benim işim sevgi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik diyor. İşte bizler de gönüller yapmaya geldik. Bu arada Yunus Emre mahallemizin meydan düzenlemesinin, Yunus Emre kabrinin ve etrafının meydan düzenlemelerinin yaklaşık maliyetleri çıktı. Sanırım önümüzdeki ay içerisinde yapım ihalesine çıkılacak. Buradan da ona yakışır güzel bir meydan oluşturacağımın müjdesini verelim. Bunun için de Büyükşehir Cengiz Ergün Başkanıma tekrar buradan huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Evet.
Değerli dostlar, emin olun gelecek kula ve kulalların olacak. İnşallah Allah'ın izniyle yeni bir süreç, yeni bir iklim, yeni bir bahar atmosferi yaşanıyor. Manisa hızla değişirken kula da onunla beraber hızla değişiyor. Ve kula Manisa'nın adeta kutup yıldızı haline geldi. Öyle mi? Eğer Kula'nın nereden geldiğini unutursak, nereye gittiğini de bizler bilemeyiz. Çok değerli Cengiz Başkanım, ben sizi burada ne kadar söylesem, ne kadar anlatsam, ne kadar dualar etsem size ve ekibinize, hatta adınıza şarkılar yazsam, sanırım sizi tam anlatmış olamam. Onun için aklınızda ne varsa, gönlünüzden ne geçiyorsa Rabbim şu saatte bu kadar insanın huzurunda kabul buyursun inşallah. Evet. Bütün bu hizmetler yapılırken gerek MASKİ Genel Müdürüm, gerek genel sekreterlerim ve gerek genel sekreter yardımcılarım, daire başkanlarımız, emeği geçen herkes, tüm müteahhitlerimiz, kula belediye çalışanlarımız, dairedeki arkadaşlarımız, kumu atan, harcı atan, küreği tutan işçilerimize varıncaya kadar buranın süslemesini bayram havasına çeviren Kültür Müdürlüğü'ne, huzurlarınızda emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ve gününüz mübarek olsun. Geleceğiniz pırıl pırıl aydınlık olsun. İnşallah bu hizmetler hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. Allah'a emanet olun. Sevdamız bu. Şimdi değişim zamanı Hüseyin Tosun'da diyerek çıktık yola. Her şey kula ve kulalar için. Her şey bu vatan için, kulaya hizmet için. Baştan başa kula da gönüller yapmak için. Bütün güzellikleri hep paylaşmak için. Baştan Büyükşehir Kula el ele parolasıyla ilk günden bu yana sayısız projeleri hayata geçiren Büyükşehir'in büyük başkanı Sayın Cengiz Ergün'ü konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Arz ederim. Belediye Başkanım, değerli Salihli, Turgutlu, Alaşehir, Selendi, Sarıgöl Belediye Başkanlarım, MASKİ Genel Müdürüm, Genel Sekreterim, Genel Sekreter Yardımcılarım, Daire Başkanlarım, değerli muhtarlarım, değerli ilçe belediye başkanı, değerli yöneticileri, değerli meclis üyelerim, Kula Belediyesi'nin değerli meclis üyeleri, değerli analarım, değerli bacılarım, değerli kardeşlerim, değerli Kulalı hemşerilerim, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Öncelikle bugün Kula'da olmaktan çok büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Başkanımın biraz önceki övgün sözleri için kendisine teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkür
sizlere Kula halkı layık görüyor. Bizleri bu makama seçtikleri için Allah hepinizden, sizlerden razı olsun diyorum. Bu alanda ve o süreçte çeşitli mahallelerde yaptığımız konuşmalarda bugün bu hizmetleri yapmış olmanın gururuyla sizin karşınıza çıkmaktan ikimiz ve tüm çalışanlarımız hepimiz mutlu. Bu sözleri yerine getirmiş olmanın mutluluğuyla karşınızdayız. Allah bir kere daha hepinizden razı olsun diyorum. Tabii şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Değerli başkanım çeşitli defalar teşekkür etti. Ama kulayı bilen o. Buradaki hangi hizmetin yapılacağını bilen o. Projelerini hazırlayan o. Bize sunan o. Bize getiren o. Destek bizden. Ama başkanın bir özelliği daha var. İstemesini biliyor, almasını da iyi biliyor. O açıdan bir kere daha teşekkür ediyorum emeği geçenlere. Değerli hemşerilerim, biraz uzun bir maraton konuşması var. Gerçekten kula her şeyi hak ediyor. Geride bıraktığımız 32 ayda 32 farklı hizmeti kulamıza kazandırdık. Hüseyin Tosun Başkanı'na birlikte tüm siyasi çekişmelerden uzak durarak yalnızca ve yalnızca sizlere en güzel hizmetleri ulaştırmanın çabasında olduk. Allah'a şükürler olsun ki bugün bu güzel hizmetlerimizin açılışlarını hep beraber yapacağız. Temellerini atacağız. Kulamız tarihi kaynaklara göre yanık şehir ve Müslüman Türklerin Yunus Diyarı olarak adlandırdığı şirin bir ilçemiz. Bu güzel ilçenin içinde barındırdığı doğal güzellikleri, tarihi dokuları ön plana çıkaralım düşüncesiyle 2014 yılında Hüseyin Başkanım'la beraber el ele verdik. Bugün geldiğimiz noktada kulamız, Büyükşehir ve Kula Belediye'mizin el ele vererek yaptığı hizmetlerle şaha kalktı şaha. Çok şükür bugün açacağımız ve temelini atacağımız 32 yerin ismini teker teker saymaya kalksak inanın buna zamanımız yetmiyor başkanımın da söylediği gibi. Sevgili Kulalı hemşerilerim, bugün kulamızda tamamladığımız prestij caddelerinin açılışlarını yapıyoruz. Prestij caddelerine neden bu kadar önem veriyoruz? Çünkü amacımız yaşayan şehirler oluşturmak. Yaşayan şehir demek insanların sokağa rahatça çıkması demek, vakit geçirmesi demek, vatandaşlarımızın evlatlarıyla, aileleriyle sokaklarda güven içinde vakit geçirmesi, esnafımıza da katma değer sağlamak demek. Ayrıca bu şehirde yaşayan siz değerli kardeşlerimin, ağabeylerimin, bacılarımın boş vakitlerini kendi şehrinde geçirmesi demek. Esnafımızın kendisini buna göre yenilemesi, yeni sosyal alanların ve mekanların oluşması demek. İşte bu nedenlerle bunlara çok önem veriyoruz. Kula Belediye Başkanımızla imzaladığımız protokolün ardından Mevlana, Mehmet Akif Ersoy, Tapduk Emre, Şehitler, Yunus Emre ve Mahmut Dede caddeleriyle Turgut Özal Bulvarı'nı ışıl ışıl yaptık. Böylece gece ayrı, gündüz ayrı güzelliğe kavuşan kulamız sizlere layık bir ilçe haline geldi. İnşallah sizlerin de içine sinmiştir diye düşünüyoruz. Burada tek dileğim sizlerin sağlıkla, sıhhatla, huzurla, çocuklarınızla bu caddelerde gezmeniz. En kötü gününüz böyle olsun inşallah. Güle güle kullanın. Değerli kardeşlerim,
gençlerimizin kahve köşelerinden kurtulması, boş zamanlarını verimli bir şekilde geçirmeleri amacıyla Manisa merkezde başladığımız kurslarımızı 17 ilçemizde hayata geçirmiştik. 2009 yılından beri başarıyla sürdürdüğümüz ve başarı seviyesinde %100'lere ulaşan bu önemli eğitim yuvalarımız artık gençlik merkezimizde MASMEK adıyla gençlerimizin hizmetinde olacak. Adı her ne olursa olsun, biz gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamaya ve onların Atatürk'ün izinde vatanını, bayrağını seven nesiller olarak yetiştirmelerine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bilimle, eğitimle donanmış beyinleri ne mutlu Türk'üm diyene nidalarını cesurca aykırmalarına eşlik edeceğiz. Kulamızda da bu kurslarımız 7 derslikte 10 öğretmenimizle tam 295 çocuğumuza, gencimize hizmet vermeye başladı. Hepsine Allah zihin açıklığı versin. Vatanına, milletine hayırlı evlatlar olsunlar inşallah. Tek temennimiz bu. Çok önemsediğimiz sosyal belediyecilik anlamında değer verdiğimiz gıda bankalarımız var. Bu meydandan da 2014 seçimleri öncesi sizlere bunun da sözünü vermiştim. Allah'ıma hamd olsun, bu sözü yerine getirdim ve gıda bankasını kolamızda da hizmete açtık. Şu an itibariyle gerçek 200 ihtiyaç sahibi vatandaşımız bu gıda bankası ihtiyaçlarını gideriyor. Rencide olmadan, kimseye el açmadan alışverişini gönül rahatlığıyla yapıyor. Vatandaşlarımızı rencide etmemek adına alışverişlerini yaptıkları torbalara herhangi bir amblem ya da logo koymadan bu hizmeti veriyoruz. Helali hoş olsun. Allah tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerimi düzlüğe çıkarsın inşallah. Kıymetli Kulalı hemşehrilerim, Kula tarihi bir kent dedik. Manisa'nın büyük şehri olmasıyla birlikte ilçemizin turizm potansiyelini harekete geçirmek amacıyla jeopark ve tarihi kula evlerine can vermek için projeler ürettik. Bu düşünceden hareketle Hüseyin Tosun Başkanım ve danışmanım Azmi Açıktil ve jeoparkın tanıtımına önemli katkılar sunmuş Erdal Gümüş Bey ile birlikte bu tanıtımı daha iyi nasıl yaparız, daha iyi nasıl taşırız sorularının hep yanıtlarını aradık. Bununla birlikte Jeopark Belediyeler Birliği projemizi hayata geçirdik. Büyükşehir Belediye'miz ile Kula Belediye'mizin yanı sıra Salihli Belediye'mizi de bu birliğe katarak Türkiye'de bir ilke imza attık. Böylelikle Kula Jeoparkı'nı ülkemize ve dünyaya tanıtma açısından önemli bir adım atmış olduk. Jeopark'ın yanında tarihi Kula evlerinin restorasyonuna da öncülük ettik. Kula tarihinde görülmemiş bir restorasyon hamlesi başlattık. O evlerden bir tanesi olan Beyler Evi'nin restorasyonunu çok şükür tamamladık. Yaklaşık 1,5 milyon TL'ye mal olan bu restorasyon sonucunda kulamızın tarihi dokusuna uygun güzel bir yapıyı yeniden ilçemize kazandırmış olduk. Kulamıza hayırlı uğurlu olsun. Restorasyon çalışmalarımız tabii sadece bunlarla sınırlı değil. Eski hastane olarak bilinen Zeynep Onbaşı Evi, Kaçıklar Evi ve Ali Kutlu Evi restorasyonları da hızla inşaatları devam ediyor. Rahmi Erdir Evi'nin de projeleri çizildi. Yakın zamanda restorasyon çalışmaları başlayacak. Biz bu çalışmaları başlatırken girişimcilere örnek olması ve onların da bu çalışmaya katkı sağlamasını hedeflemiştik. Bu hedefimiz de geçtiğimiz Eylül ayında meyvesini verdi ve Horasan ailesi tarafından restorasyonu yapılan Zühtü Bey Konağı kafeterya olarak kulamıza hizmet vermeye başladı. Kendilerine de buradan teşekkürlerimi sunuyorum.
Bunlar Kula'mız için, Manisa'mız için, ülkemiz için güzel çalışmalar. İnşallah birkaç yıl içinde bu güzel ilçemizi turizmin gözbebeği haline getirip yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline getirmiş olacağız. Allah nasip ederse. Bu yolda Allah bizlerin yardımcısı, sizler de en büyük destekçimizsiniz. Kıymetli dostlar, değerli hazırın, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak birkaç tane daha ev satın almanın planlamasını yaptık. Kula'yı turizm kenti yapacağız dedik. Buraya gelecek olan turistlerin kalacakları otel, butik otel ya da bunun gibi tarz işletmelerin hayata geçirilmesi gerekiyor. İşte bu düşünceden hareketle bu evleri de alacağız. Evlerini alacağımız vatandaşlarımızı da tabii ki unutmamamız gerekiyor. Onlar için yanık ülke konutlarını hayata geçiriyoruz. Bugün inşallah temelini atacağımız bu güzel projemiz 3250 metrekarelik inşaat alanına sahip iki bloktan oluşuyor. Daireleri 1+1, 2+1 ve 3+1 olarak tasarlanması yapıldı. Toplamda 32 daireden oluşan projemizi kısa sürede tamamlayarak hem evlerini alacağımız hemşerilerimizi mağdur etmeyeceğiz, hem de hızlı gerekli restorasyon çalışmalarını başlatarak söz konusu evlerin turizmin hizmetine sunmanın inşallah hazzını hep beraber yaşayacağız. Değerli hemşerilerim, projelerimizde olmazsa olmazımız çocuklarımız. Onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için çocuk, kültür ve sanat merkezlerini 17 ilçemizde bir bir hayata geçirdik. Bugün de Çukurbağ'da bulunan çocuk kültür merkezimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Farklı branşlarda çeşitli eğitim alan yavrularımız hem eğlenmeyi, hem paylaşma duygusunu, hem de vatan millet sevgisini bu merkezlerimizde öğrenerek okul hayatına merhaba diyorlar. İnşallah buralardan ülkemize faydalı, vatanını, milletini seven bir nesil çıkmasına vesile oluruz. Değerli Kulalı hemşerilerim, bugün Merkez İtfaiye Amirliği'nin yanı sıra Gökçeören ve başı büyük itfaiye müfrezelerimizin de açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Bildiğiniz gibi Manisa'nın Büyükşehir Belediye olmasıyla tüm itfaiye hizmetleri Büyükşehir Belediye Başkanlığı utesine geçmişti. Buradan da hızla çalışma yaparak yetersiz kalan araç, ekipman ve binaların yenilenmesini sağladık. Buzdolaplar gelecek inşallah, sıra ona da gelecek. Cenab-ı Allah kullanmayı nasip etmesin. Ancak olaylara zamanında müdahale edilebilecek ekipman ve araçları hemen hemen tüm ilçelerimize kazandırdık ve önlemlerimizi aldık. Yine hemşerilerimizin bizden en çok talep ettiği projelerden olan düğün salonlarını bir bir hayata geçiriyoruz. Bugün Encekler ve Körez mahallelerimizde tamamladığımız düğün salonlarını açarken Çarıkballı mahallemize kazandıracağımız salonun da temelini atıyoruz. Üç mahallemize de hayırlı uğurlu olsun. Diğer mahallelerimizin muhtarları da üzülmesin. Belli programlar dahilinde ihtiyaç duyulan her noktaya inşallah geride kalan süremiz içerisinde bu düğün salonlarını yapmanın planlarını şu anda hazırlıklarını da yapıyoruz. Değerli hemşehrilerim, Fen İşleri Daire Başkanlığımız ve yol şube ekiplerimiz Kula'da muazzam bir yol, bakım, onarım ve asfalt çalışması yürüttü. Bilhassa bu sene. Kula ve Selendi arasındaki 42 kilometrelik yolda asfaltlama çalışmasını hayırlısıyla bitirdik, yaptık. Bu yola sıcak asfalt döküp yol çizgilerini de yenileyerek eski ve kötü görünümden kurtardık. Tabii şoför kardeşlerim ve vatandaşlarımız rahatlıkla kullanacakları güzel bir yola kavuştu. Kula ilçemizde 255 kilometrelik asfalt planlamamız yapıldı.
2015 ve 2016'nın toplam 2 ihalesinde. Gerek kendi ekiplerimiz, gerekse ihale yoluyla yaptığımız çalışmalar kapsamında şu ana kadar bu 255 kilometrenin tam 176 kilometresini bitirdik. Kalan 79 kilometrelik asfalt çalışmamızda mevsim koşulları el verdiğince inşallah bahar ayında tekrar, tabii ki hava şartları şu anda neye müsait oluyorsa, bu çalışma durmaksızın devam ediyor. Ancak kalanlar da bahar aylarında inşallah tamamlanmış olacak. Asfaltın yanında 2015 ve 2016 yıllarında toplam 161.475 metre bakım ve onarım çalışmaları da yine kendi ekiplerimizce yapıldı. Asfaltın yanında yoğun bir parke taşı döşeme çalışmaları gerçekleştirildi. Büyükşehir yasasıyla mahalle olan köylerimiz yıllardır özlemini duyduğu parke taşını gerek Büyükşehir Belediye'miz gerek Kula Belediyesi ekipleri nakış gibi tek tek döşediler. Büyükşehir Belediye'miz bu yıl içinde Kula ve merkez köylerine tamı tamına 150 bin metrekare. 2015 yılında da 50 bin metrekare olmak üzere şu ana kadar 200 bin metrekare taşı döşedi. Helali hoş olsun bütün hemşerilerime. 20 bin metre bordür, 5 bin metrede oluk çalışmaları yapıldı. Madem köylerimizin adı mahalle oldu, o halde gerçek anlamda mahalle olsun düşüncesiyle bu çalışmalarımızı en ücra köşelerimize kadar ulaştırmanın çabası içerisinde olduk. Değerli hemşehrilerim, tabii en önemli noktalardan bir tanesi de ulaşım. Ulaşım noktasında da kulağımıza kaliteyi, konforu ve modern hizmeti getirdik. Kula Burgaz, Kula Bebekli, Kula Börtlüce, Kula Kavacık, Kula Narıncalı Pıtrak ve Kula şehir içi olmak üzere ve en son ilave yapılan Kula Saraçlar hattı toplam 7 güzergahta 5 aracımızla bu hizmetleri engelli taşımasına uygun kameralı ve konforlu otobüslerimizle bu hizmeti sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii Kula Selendi yolunun şerit boyamaları ve 44 adet cam durak yerleştirilmesi de yine Ulaşım Daire Başkanlığımızca yapıldı. Kulamıza o kadar çok hizmet yapıyoruz ki saymakla maalesef bitmiyor. Kısa başlıklar halinde MASKİ Genel Müdürlüğümüzün de yürüttüğü, tamamladığı ve planladığı çalışmalardan sizlere bahsetmek istiyorum. 95 mahalle kapsamında Manisa'nın genelinde ilk yaptığımız ihalede Ayazören Mahallesi'nde ana kanalizasyon hattını yeniliyoruz. İçme suyu şebeke hattı yenilenmesi ve bir adet yeni 200 metreküp içme suyu deposu yapımı kısa süre içerisinde başlamış oluyor. Başıbüyük Mahallesi'nde ana kanalizasyon hattını yeniledik. Parsel bağlantıları devam ediyor. İçme suyu terfi hattı yapılması ve içme suyu şebeke hattı yenileme çalışmaları devam ediyor. Dereköy Mahallesi'nde ana kanalizasyon hattı yenilemesi tamamlandı, bitirildi. İçme suyu terfi hattı yapılması ve içme suyu şebeke hattı yenilemesi çalışmaları devam ediyor. Encekler Mahallesi'nde ana kanalizasyon hattının yenilemeleri çalışılıyor. İçme suyu terfi hattı yapılması ve içme suyu şebeke hattı yenilenmesi inşallah kanalizasyona müteakip hemen başlıyor. Saraçlar Mahallesi'nde ana kanalizasyon hattı yenilemeleri tamamlandı. İçme suyu terfi hattı yapılması ve içme suyu şebeke hattı yenilemesi çalışmaları şu anda devam ediyor. Çarıkbağlı Mahallesi'nde ana kanalizasyon hattı yenilemesini gerçekleştiriyoruz. İçme suyu şebeke hattı yenilemesi inşallah bunun bitirilmesine müteakip arkasından devam edecek. Hepsini tek tek sayarak vaktinizi daha fazla almak istemiyorum. Kısaca içme suyu depolarının yenilenmesi çalışmaları 5 mahallemizde de tamamlandı. Program dahilinde bu çalışmalar devam ediyor.
içme suyu sondajları ve arıtma tesisleri planlamalarımız devam ediyor. Şu anda ihalelerine çıktığımız 114 tane daha mahallemizin il genelinde 10 tanesini Kula'da, yine yeni mahallelerimizde başkanımızın ve koordinasyon merkezimizin ilgili dairelerimizin çalışmalarıyla, tespitleriyle 10 mahallemiz daha Allah nasip ederse tüm altyapı, kanalizasyon ve su çalışmaların ihaleleri önümüzdeki birkaç ay içerisinde inşallah yapılmış olacak. Buradan bunun da müjdesini vermiş olayım. Tabii sadece kanalizasyon suyunu yapmıyoruz. Üstüne bunun bütün mahallemizin, köyümüzün tamamen yenileme çalışmaları, parke taşlarıyla yepyeni bir şekilde köylerimizi yaşanabilir hale getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yalnızca Maske Genel Müdürlüğümüzün 2016 yılında Kula'mıza yaptığı yatırım miktarı ne kadar biliyor musunuz değerli kardeşlerim? 6.447.000 lira. Helali hoş olsun Kula'ya. Sadece Maske'nin yaptığı hizmetler. Burada yaşayan sizler en güzeline, en iyisine layıksınız. Maske Genel Müdürlüğümüzün daha çok yapacağı burada da hizmetlerimiz var. Kanalizasyon hatları, yağmur suyu hatları, arıtma tesisleri, dere ıslah ve temizleme. Şu anda son 3-4 ay içerisinde il genelinde çok büyük ihaleler yaparak derelerin de tamamının ıslahlarını ve iyileştirmelerine başladık. İçme suyu projeleri gibi bütün kalemlerde bu çalışmalar devam ediyor. Kısacası altıyla üstüyle Kula'mızın kabuğunu kırıyoruz. Buraya gelecek olan yerli yabancı konuklarla burada yaşayan kardeşlerimize ve onların çocuklarına yaşanabilir bir Kula bırakmanın çabasını gösteriyoruz. Değerli kardeşlerim, bizler popülist, günü kurtaran ya da yalnızca binadan ibaret olan projeleri yapmıyoruz. Vatandaşlarımızın yüzünü güldürecek, esnafımızın işlerine hareket getirecek, kırsaldaki çiftçimizin gelirini artıracak sosyal içerikli projelere de hassasiyetle yaklaşıyoruz. Bakın, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız bünyesinde İnce Su ve Börtlüce mahallelerimize ikişer, Yağbastı mahallemize de bir tane olmak üzere toplam 5 tane hayvan içme suyu göleti kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İl genelinde 2016 yılı başında başlattığımız arıcılığın geliştirilmesi projesi kapsamında ilçemizdeki arı yetiştiricilerine 55 adet ana arının bedelsiz olarak dağıtımını yaptık. Yine aynı şekilde meyveciliğin geliştirilmesi projemizle İnce Su, İbrahim Ağa ve Şeremet mahallelerindeki üreticilerimize toplam 420 badem fidanı, Bayramşah ve Yağbastı mahallelerimizdeki üreticilerimize de 280 adet zeytin fidanı dağıtımı gerçekleştirmişiz. Seracılığın geliştirilmesi projemiz kapsamında Dereköy, Güvercinlik, Ortaköy, Yurtbaşı, Sarnıç ve Kalınharma mahallelerimizde 274.350 lira değerinde 15 adet seranın montajına başlandı ve bitirilmek üzere. Burada %75 Büyükşehir Belediyesi kapsamında desteğiyle, %25 çiftçimizin katkısıyla bu çalışmalarımızı il genelinde başladık, bitirmek üzereyiz. Allah utandırmasın diyorum. İnşallah birkaç yıl içinde üreticilerimiz buralardan meyvelerini alacak. Ürünü bol, kazancı bereketli olur inşallah. Değerli hemşehrilerim, Kula'ya daha yapacak epey işlerimiz var. Biraz önce değerli başkanım da bunları saydı. Her şey gençlerimiz için, halı sahalar, çocuklarımız için parklar, engelli kardeşlerimiz için de parklar ilçelerimize kazandırıldı. Biz Hüseyin Tosun başkanımızla birlikte Kula'mıza daha iyisini ve daha güzelini inşallah kazandırmaya devam edeceğiz. Mezva ve pazar yeriyle ilgili yer tahsisi Kula Belediye Meclisi'nden geçti
ve Büyükşehir Meclisi'ne geldi. Yeni yılda hem modern mezba hem de pazar yerini ilçemize kazandırmak için inşallah bu çalışmalarımızı başlatıyoruz. Ayrıca en önemli kula için Tapduk Emre ve Yunus Emre Türbesi çevresi meydan düzenlemesiyle sokak sağlıklaştırma çalışmalarımızın projelerini bitirdik. Artık yapım ihalelerini inşallah gerçekleştiriyoruz. Yine ilçemize terminal kazandırmak için başkanım da biraz önce söyledi. Bunun kamulaştırmaları yapıldı. Hayırlısıyla bunun da 2017 yılında kolaya startını verme niyetindeyiz. Kolamıza yakışır bir terminali inşallah bu sene kazandıracağız. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyoruz. İşte değişimin mimarları, işte değişimin şahitleri. Hepimiz bir aradayız. Güzel günlere, aydınlık yarınlara, güçlü ve huzurlu ülkeye olan inancımızla hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Açılışını yapacağımız ve temelini atacağımız hizmetlerimizin ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Allah'a emanet diyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum. Değerli kulak hemşehrileri. Çağdaş bir belediye, Manisa kula el ele. Büyük başkan her günde. Çağdaş bir belediye, Manisa kula el ele. Büyük başkan her günde. İşte 32 ayda 32 devlet. Evet, kulalı bir vatandaşımız, kula sevdalısı bir vatandaşımızın başkanlarımız için hazırladığı küçük bir şiir dinletisi olacak. Vatandaşımız Nasuh Ali Sancar'ı sahneye davet ediyorum. Yedi kıtada söylenir ünümüz, tarihimiz şanlı vardır dünümüz. Başkanlar başkanı Cengiz Ergün'ümüz, kulamıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Giyinmiş cilbabı yoktur abası, çiftçinin harmanda kaldı yabası. 17 ilçenin büyük babası, kuladan selamlar, saygılar size. İşinde kurt, mizacı sert, yüreği mert insan. Sevgili başkanım, Tosun başkanım, size de saygılar. Tosunum doçenttir, Ergün'üm prof. Uzmanlar işinde sanki filozof. Hizmete koşuyorlar, demezler of. Muhterem başkanlar, saygılar size. Makamlar geçici, hizmettir kalan. Hizmete koşarlar, bilmezler yalan. Köylünün, kentlinin duasını alan. Muhterem başkanlar, saygılar size. Hizmete susamış, yürek var sizde. Kulaya hizmet geldi sayenizde. Size inanmış bir gönül var bizde. Muhterem başkanlar, saygılar size. Hizmet aşkıyla çıktınız yola. Ergün'üm, Tosun'um yürür kol kola. Garibin kusuru varsa affola. Muhterem başkanlar, saygılar size. Nasuhum seslenir güzel kuladan, çok başkanlar geldi geçti buradan. Mahcup eylemesin sizi yaradan, muhterem başkanlar, saygılar size. Muhterem başkanlar, saygılar size. Teşekkür ediyoruz Nasuh Bey. Toplu açılış ve temel atma törenimizin kurt ele kesimi için değerli protokol üyelerimizi sahneye davet ediyorum.
ilçe belediye başkanlarımız, ilçe emniyet müdürümüz, tüm protokol üyelerimizi. Evet, kur dilimizi kesmeden önce duamızı yapmak üzere hocamız Hüseyin Köroğlu ya. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhane Rabbiyel Aliyyil E'lel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Et-tayyibin et-tahirin. Birahmetke ya Erhamer Rahimin. Ya Rabbel Alemin. Sana hamdü senalar olsun. Bir bayram havasında şu mübarek beldede bulunuyor. Sana ellerimizi açıp senin rahmetini bekliyor, sana hamd ediyor, şükrediyoruz ya Rabbi. Yüce katında bu hamdimizi, şükrümüzü kabul eyle Allah'ım. Allah'ım, Kula'da bizleri senin sevginle, halkımıza olan sevginle buluşturdun. Başkanlarımızla, halkımızla kavuşturdun. Sana hamdü senalar olsun. Ya Rabbi, senin buyruğun, senin emrin doğrultusunda vatana hizmeti iman ile, aşk ile, muhabbetullah ile yapan kardeşlerimizden, başta belediye başkanlarımız, büyükşehir belediye başkanımız ve diğer ilçe başkanlarımızla birlikte kol kola yapılan bu hizmetleri yüce katında makbul eyle. Allah'ım, bu hizmetleri mübarek kıl. İnsanımıza yapılan bu hizmetlerin sağlıkla, sıhhatle, uzun yıllar lütuf ve ihsanıyla milletimizi abad eyle. Allah'ım, bu mübarek günde yapılan bu güzel hizmetler, sayısız hizmetler, 32 diye adlandırılan ama sayısı daha çok fazla olan ve yapılacaklarla beraber Allah'ım senin nasip ettiğin sürece devamını göreceğimiz bu güzel hizmetleri yüce katında makbul eyle. Bize bu imkanı veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Elgür'le beraber kol kola yürüyen kardeşlerimizden ve hizmetini her noktasında bulunan bütün kardeşlerimizden sen razı ol. Ya Rabbi, bu uğurda besmele ile atılan adımlar bugün meyvelerini veriyor. Dualarla atılan adımlar, sana açılan eller bugün neticesini mutlulukla, sevinçle görüyor. Allah'ım, bu vatana her yaptığımız hizmet senin rızana muvafık olduğunu biliyor ve senin rızanı almak için çalışıyoruz. Ya Rabbi, muvaffak kıl. Muvaffak kıl, başarılı eyle. Allah'ım, hamdimizi, şükrümüzü kabul ettiğin gibi bundan sonra da güzel ülkemizin Manisa gibi en güzel köşesinde, 17 ilçemizin her birisinde, Kula'da olduğu gibi hepsinde yapılan bu güzel hizmetlerin devamını bu güzel çalışkan kadroya, yine senin aşkınla bir araya gelmiş, buluşmuş, sevişmiş ve Yunusça, Hazreti Mevlana'ca kendisine görevi şiar edilmiş bu kadroya daha nicelerini nasip eyle Allah'ım. Bu münasebetle bize bu aziz vatana armağan eden başta büyük komutan, başkomutan, devlet adamı liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun silah arkadaşlarına, Kurtuluş Savaşı'nın büyük kahramanlarına, Kula ilçemizden ve diğer ilçelerimizden ahirete intikal etmiş din ve devlet büyüklerimize dualar ediyoruz. Ulaştır Allah'ım. Makamlarını âli eyle. Onları cennetlerle, Havz-ı Kevser'inle şereflendir.
mükafatlandır Allah'ım. Bütün geçmişlerimize, burada amin diyen bütün kardeşlerimizin anne babalarından, hocalarından, öğretmenlerinden, ahirete intikal eden bütün geçmişlerimize, kulanın erenlerine, evliyalarına, hepsine rahmetler diyaz ediyoruz. Yüce katında kabul eyle Allah'ım. Allah'ım, yapmış olduğumuz bu acizane duamızı, ihlaslı, samimiyetli yalvarışımızı yüce katında kabul ettiğin gibi Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i Mutahhara'da yapılan kabul olan dualarla beraber mübarek eyle, kabul eyle Allah'ım. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasufun ve Selamun Alel Mürselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Kabulün niyaz bi hurmetil Fatiha. Başkan her günle kula hep gelişecek. Çağdaş bir belediye. Toplu açılış törenimiz, büyük açılış, hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Çağdaş bir belediye. Manisa kula. Yine ilçemiz oda başkanlarını da sahneye davet ediyoruz. İşte 32 ayda 32 oda başkanlarımız. Büyük başkan her günle kula hep gelişecek. Çağdaş Cengiz başkanım, sizleri bırakmıyoruz. Günün altında size hazırladığımız hediyelerimiz var. Başkan her günle. Çağdaş bir belediye, Manisa kula el ele, büyük başkan her günde. Sayın işte başkanım, günün hatırına size hediyelerimiz. 32 dev hizmet, büyük başkan her günde, kula hep gelişecek. Çağdaş bir belediye, başkanım, Manisa beyler efi, kapı motifi. Büyük başkan her günde, çağdaş bir belediye, Manisa kula el ele, büyük başkan her günde. İşte 32 ayda, 32 dev hizmet. Başkan her günle kula hep gelişecek. Çağdaş bir belediye, Manisa kula el ele. Büyük başkan her günle. Çağdaş bir belediye, Manisa kula el ele. Büyük başkanımız başkan Sayın Cengiz Albin'e teşekkür ediyoruz. Diğer ilçe protokol üyelerimize de teşekkür ediyoruz. 32 ayda 32 dev hizmet, toplu açılış ve temel atma törenimiz burada sona erdi. Açılışımız Kula Gençlik Merkezi açılışıyla devam edecektir. Değerli misafirlerimiz, sizleri hemen belediyenin önünde bulunan Kula Gençlik Merkezi önüne davet ediyorum. Kıymetli misafirlerimiz, sizleri Kula Gençlik Merkezi...